İkinci tepkime türümüz arkadaşlarım analiz tepkimeleridir. Analiz tepkimelerinin diğer adı ayrışmadır. Ve analiz tepkimeleri endotermiktir. Şimdi bir tepkimenin analiz tepkimesi olabilmesi için girenlerde tek bileşik olacak arkadaşlarım ve üründe birden fazla madde olacak. Bakınız, girenlerde kalsiyum karbonat katısı bileşiğini görüyoruz. Isı alarak kalsiyum oksit katısına ve karbondioksit gaza parçalanıyor. Bu tepkime heterojen bir tepkimedir. Nasıl anlıyoruz arkadaşlarım? Fiziksel hallere bakıyorum. Katı, katı, gaz. Eğer ki bir tepkime homojen tepkime ise bütün fiziksel hallerin aynı olması gerekirdi. Bu tepkimi acaba redox tepkimesi mi? Bakalım arkadaşlarım beraberce. Buradaki oksijenin değerli eksi 2, kalsiyum 2A grubu elementi artı 2, karbon artı 4 değerliğe sahip. Oksijen eksi 2, kalsiyum artı 2. Oksijen eksi 2 burası eksi 4 oldu. O zaman karbon artı 4 değerliğe sahiptir. Bakınız kalsiyum artı 2 idi. Ürünlerde de artı 2. Karbon girenlerde artı 4. Ürünlerde de artı 4. Oksijen girenlerde ve ürünlerde eksi 2. Herhangi bir değerlik değişimi söz konusu değil. O yüzden bu tepkime redoks tepkimesi değildir. Şimdi bakıyorum arkadaşlarım. Bir tepkimenin analiz tepkimesi olabilmesi için girende tek bileşik olacak ve daha minik bileşiklere ya da elementlere parçalanacak. Bakıyorum, potasyum klorat katısı ısı alarak parçalanmış, potasyum klorür katısı ve oksijen gaza. Bir kere bu tepkime için hemen redoks tepkimesidir diyebilirim. Çünkü serbest halde element olduğunu görüyorum. Aynı zamanda bu tepkime heterojen tepkimedir çünkü katı, katı, gaz farklı fiziksel haller mevcut. Yine bakıyorum arkadaşlarım. Su yani girenlerde tek bileşik olacak. Daha küçük maddelere parçalanacak. Yine bu da heterojen tepkimedir ve redoks tepkimesidir diyebilirim. Çünkü yine serbest halde element olduğunu görüyorum. Yani arkadaşlarım özetle bir tepkimenin analiz tepkimesi olabilmesi için girenlerde tek bileşik olması gerekiyor. Müzik